Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizceyi anlıyorum ama bir türlü konuşamıyorum probleminizi ortadan kaldıracak, ücretsiz bir şekilde ortadan kaldıracak bir video hazırladım. Bu güzel videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de YouTube algoritmalarıyla oynayarak kendinize bir iyilik yapabilirsiniz. Neden? Çünkü siz bu videoyu beğendiğinizde bundan sonra ana sayfanızda İngilizce öğrenmekle ilgili, İngilizceyi ücretsiz bir şekilde öğrenmekle ilgili videolar çıkacak. Dolayısıyla hem kanala destek olmak için hem de kendinize iyilik yapmak için videoyu beğenebilir, yorum atabilirsiniz. Abone olduysanız videoya devam edebiliriz. Olmadıysanız olun, öyle devam edin. Bu videoda sizlere 3 tane uygulamadan bahsedeceğim. Ama nasıl uygulama? Ana dili İngilizce olan insanlarla konuşabileceğiniz, ücretsiz bir şekilde konuşabileceğiniz uygulamalar. Aslında daha fazla uygulama önerebilirim. Fakat ben kendi kullandığım ve memnun kaldığım uygulamaları önerme taraftarı olduğum için sadece 3 uygulamadan bahsedeceğim. Ama emin olun ki bu 3 uygulama size çok 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 yeterli olacak. Bunlar içerisinden bir tanesini bile kullansanız mükemmel bir şekilde sonuç alacaksınız. Emin olabilirsiniz. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Bu uygulamanın adı Interpols. Bu uygulama benim ta lise zamanlarımdan kullandığım bir uygulama. Hatta o zamanlar uygulama değil, web sitesiydi. Yıllar sonra girdim, baktım ki uygulaması da çıkmış. Şimdi ben bu uygulamayı nasıl keşfettim? İngilizce öğretmenim sayesinde keşfettim. Lisedeki hocamız bize dedi ki böyle bir web sitesi var, buraya girin, kaydolun. Buradan kendinize mektup arkadaşları bulun. Online mektup arkadaşları bulun. Çünkü uygulama böyle bir uygulama aslında. Online olarak görebiliyorsunuz insanları ve orada gördüğünüz insanları filtreleyebiliyorsunuz da hangi kıtadan, hangi ülkeden olacağını dahi seçip görebiliyorsunuz ve o insanlarla mesajlaşabiliyorsunuz. Ama bu uygulama o sıralarda böyle çok popüler değildi ve dolayısıyla anlık bir şekilde sürekli online kalınan bir uygulama da olmadığı için mesajlaşmak gibi değil de daha çok mektuplaşmak ya da mailleşmek gibiydi. Mesela birine bir mesaj atarken merhaba demiyorsunuz. Kendinizi anlatıyorsunuz. Bir mektup yazar gibi. Merhaba, ben şuralıyım. Ben şu yaştayım. Şuradan geliyorum. Şu okulda okuyorum. Bu uygulamadaki amacım bu. Şunları yapmaktan zevk alıyorum. Bunlardan hoşlanmıyorum gibisinden böyle basit çocuksu mektuplar yazıyorduk ve karşılığında da bize belki günler sonra, belki haftalar sonra, belki de dakikalar, saatler sonra bir mesaj geliyordu ve aynı şekilde böyle uzun uzun biz yazışıyorduk ve bunun etkisini inanılmaz derecede göreceğinizden emin olabilirsiniz. Çünkü biz sürekli dizi film izliyoruz, şarkı dinliyoruz, haberler izliyoruz ama hiçbir şekilde konuşmaya girişmiyoruz. Hatta belki kitap bile okuyoruz ama kitap yazmıyoruz ya da günlük yazmıyoruz ya da herhangi bir şey yazmadığımız için biz hep pasif olarak öğreniyoruz. Ama yazmaya ve konuşmaya geçtiğimizde artık öğrenme aktif bir hale geliyor ve dolayısıyla yazmayı öğrendiğinizde aslında konuşmayı da öğreniyorsunuz. Neden? Çünkü yazmak da aslında sizin beyninizde bir şeyler üretmeyi canlandırdığı için konuşurken de o yazdığınız şeyler aklınıza gelip konuşurken düşünme hızınızı da azaltmış oluyorsunuz. Önceden sadece yazıyla kısıtlıydı. Evet, fakat artık gördüm ki uygulamasında ses atma, ses kaydı atma özelliği de gelmiş ve bu sayede gerçekten İngilizceyi hem duyuyorsunuz hem de konuşabiliyorsunuz. Hem de çok güzel insanlara denk gelirseniz sizin hatalarınızı da düzeltmekten hiç gocunmuyorlar. Size bir şeyler katmaktan hiç gocunmuyorlar. İkinci olarak bahsedeceğim uygulama Hallo. Bu uygulama ilk başta bir tık karışık gelebilir ama bu uygulama mesajlaşmaktan, yazışmaktan daha fazla konuşma üzerine odaklandığı için size daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra eşleştiriyor sizi biriyle ve tak o kişiyle direkt sesli bir şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Eğer konuşmayı devam ettirmek istemezseniz geçip başka bir kişiyle de konuşabilirsiniz. Bunların dışında orada gerçekten İngilizce öğretmeni olan insanlar canlı derslerine katılıp onları ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim her şey tamamen ücretsiz. Ücretli olan kısmı ise bu katıldığınız derslerde dinlemekten çıkıp artık konuşmak, derse katılmak istediğiniz noktada başlıyor. Bunun için de aylık bir abonelik alıp sabit bir ücret ödemek yerine katıldığınız ders ücreti ya da takip etmek istediğiniz hocaya göre bir ücret ödüyorsunuz. Yani yapmak istediğiniz işleme göre ücret ödüyorsunuz ki bence bu çok daha mantıklı.
mantıklı aylık sabit bir şey ödemektense. Çünkü zaten diğer özellikleri kullanabildiğinizde belki her derse katılmak istemeyeceksiniz. Katıldığınız noktada o kadar çıkacak cebinizden ve bence gerçekten güzel bir uygulama. Şimdi bu ikisi üye olurken tamamen ücretsiz olduğu için bir tık farklı ve sizi rahatsız edebilecek insanlarla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksek. Ama bununla Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da her yerde karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence bu çok da takılacak bir şey değil. Ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ama ben yine de uyarmış olayım. Sonra bize bu uygulamayı önerdin, şöyle bir şey çıktı demeyin. Bu tip insanlar her yerde mevcut, sokakta da mevcut. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunlara göre hayatımızı kısıtlamayacağız. Onlar kendilerini kısıtlamayı öğrenecek. Biz de ona göre tercihlerimizi daha düşünerek yapacağız. Şimdi üçüncü bahsedeceğim uygulama benim favorim. Mükemmel bir uygulama. Gerçekten çok güzel bir uygulama ve ben bu uygulamaya açıkçası direkt paralı bir şekilde üye oldum ki bu çok yapacağım bir şey değildir. Hangi uygulamadan bahsediyorum? Bahsettiğim uygulama Tandem. Bu uygulamaya girdiğimde ücretsiz bir şekilde kullanabilme özelliği mevcuttu. Fakat ben premium özelliklerini gerçekten beğendim ve dedim ki 3 aylığı 60 TL uygun bir fiyat. Gerçekten uygun bir fiyat. Dolayısıyla aboneliğimi başlattım ve kullanmaya başladığım ilk günden beri inanılmaz derecede faydasını gördüm. Nasıl gördüm? Bu uygulama bana premium'da ne özellikler sundu diyeceksiniz. İlk başta mesajlaşmakla başlıyorsunuz ve mesajlaşırken o uygulama üzerinde direkt istediğiniz dilden başka bir dile çeviri yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben takıldığım noktada tekrar telefonda çıkıp Translate'e girip oradan çeviri yapmak yerine direkt uygulama üzerinde Translate dediğimde hangi dilden hangi dile çevirebileceğimi seçiyorum ve dolayısıyla da konuşmanın hızı kesilmemiş oluyor ve ben bu özelliği çok sevdim açıkçası. Çünkü sadece benim yazdıklarımı çevirmek değil, karşı taraftan gelen mesajı da benim dilime çevirmek gibi bir özelliği var ki bence bu çok güzel. Bir kelime oluyor böyle içerisinde, tam anlayamıyorum. Çık bir daha gir, çık bir daha gir, sürekli bunu yapmak ya da önümde bilgisayar açık olup da bununla uğraşmak gerçekten bence can sıkıcı olabiliyor. Uygulama içerisinde böyle bir özellik olması beni çok cezbetti. Mesajlaşmanın yanında ses kaydı da atabiliyorsunuz ve ses kaydı atarak ve karşınızdaki de ses kaydı atarak çok daha aktif bir konuşma elde edebiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki sesli arama ve görüntülü konuşma özellikleri de mevcut ama bunlara geçmeden önce ses kaydıyla konuşursanız o size telefonda konuşma cesaretini verecektir. Çünkü telefonda konuşurken tak diye her şeye hemen yanıt vermeniz gerekiyor ama size gelen bir mesaja ses kaydı çektiğinizde, kaydettiğinizde kendi sesinizi dinleyebiliyorsunuz. Yaptığınız hataları konuşurken fark etmeseniz de dinlerken fark edebiliyorsunuz ve tekrar silip tekrar kaydedip gönderebiliyorsunuz ki bence bu çok güzel bir şey. İnsan ancak kendi hatalarını gördükçe öğrenebiliyor ve düzeltebiliyor ve bunun üzerine katarak gidebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde öğrenmek çok faydalı olacak diye düşünüyorum. İngilizce konuşmayı gerçekten ana dili İngilizce olan birisiyle gerçekleştirdiğinizde çok daha rahat oluyorsunuz. Çünkü sizin gramer bilginize ya da duraksamanıza takılmıyor. Çünkü sizi anlıyor. Mesela diyorlar ya işte bir arkadaşınla konuş. Hayır, yani bir arkadaşınla, ana dili Türkçe olan bir arkadaşınla İngilizce konuşamazsın. Çünkü takıldığın noktada tak Türkçe'ye geçeceksin. Ama Türkçeden zerre anlamayan birisiyle konuştuğunda mecbursun onu anlatmaya. Ben mesela bir örnek vereyim. İlk başlarda tabii ki çok takılıyordum. Bildiğim kelimeleri bile hatırlayamıyordum. Çünkü onları sadece duyarak ya da görerek anlamaya alışmışım. Kendim bir şey içinde kullanmadığım için tak diye üretemiyorum o kelimeyi, çıkaramıyorum. Bir konuşmamızda işte şöyle bir şey oldu. Bir şeyden bahsedecektim ve kapı deliğinin ne oldu aklıma gelmedi. Keyhole aklıma gelmedi. Ve onu anlatmak için şöyle bir çaba içerisine girdim. İlk başta kelimelere çok takılıyordum normal günlük hayatta konuştuğumuz aklıma gelmediği için. Resmen oyun oynar gibi ben anlatmaya çalışıyordum. Çünkü karşımdaki insan Türkçe bilmiyor ve ben bunu anlatmam lazım ki konuşma ilerlesin. Onu da sıkmadan ve karşımdaki insan da sabırlı olduğu için dinleyip ne söylediğimi anlamaya çalışıyordu. Ben de şu şekilde anlattım. Hani Türkçe olarak ifade edeyim. Dedim ki kapıyı açman lazım. Elinde bir anahtar var. Onu nereye takarsın? O da mesela aa keyhole dedi ve aa evet dedim. Ve bu şekilde konuşma ilerledi. Ve emin olun birçok kelimeyi ve ifadeyi kullanmayı bu şekilde öğrendim. Dolayısıyla kesinlikle size tavsiye ediyorum. Konuştukça insanın özgüveni de artıyor. Becerileri de artıyor. Dolayısıyla bu yapılamayacak bir şey değil. Sadece tekrar gerektiren bir şey. Bunu yapmaya başladığınızda o kadar çok seveceksiniz ki sürekli konuşmak isteyeceksiniz. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Çünkü bu tarz video istekleri geliyordu ve artık buna kayıtsız kalamadım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve
desteklerinizi kanala sunmuşsunuzdur. Benim önereceğim uygulamalar bunlardı. Sizin tavsiye edeceğiniz uygulamalar varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.